Abant Gölü, Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerine oluşmuş bir krater ve birikinti gölüdür. Alanı 120 hektar olan gölün denize yüksekliği 1328 metredir. Yeraltı sularıyla beslenir ve derinliği 18 metredir. Gelsenize, ne bekliyorsunuz? Evet, şu an Abant Gölü'ne geldim. Abant Gölü Bolu'da, yaklaşık merkezden bir 30-35 kilometre uzaklıkta, arabayla yarım saat, işte 40 dakikaya yakın sürüyor. Günübirlik de gelebilirsiniz. Günübirlik İstanbul'dan Bolu, Abant Gölü 2,5 saat, 3 saate yakın sürüyor. Eğer burada gelip kalmak isterseniz, burada Abant Gölü'ne yakın çevresinde, Abant Gölü'nün çevresinde de evler var, kalacak yerler. Şeyde de, bu Abant Gölü'ne giden yolun üstünde de kalacak yerler var. Fiyatları değişiyor. Fiyatları 100 ile 300-400 lira arası geceliği değişen yerler var. Daha ucuza da bulunabilir mi bilmiyorum. Çünkü burası biraz turistik bir yer. O yüzden fiyatlar çok da düşük değil. Biraz gölü çektim demin ama çok sis var gölde. Gölün çevresinde yürüyebilirsiniz. Çevresinde yine oteller var. Burada böyle köylülerin sattığı, burada yaşayanların sattığı doğal organik ürünler var. Neler satıyorsunuz amca? Köy ürünleri satıyoruz. Hep burada mısın her gün? Yok, ben hafta sonları geliyorum. Hafta sonları. Hafta içi? Hafta içi gelemiyorum. Hep bu var mı burası, bu pazar? Burada var mı? Hep satılıyor mu bir şeyler? Var. Hafta içi her gün var. Hafta içi her gün. Gelen arkadaşlar var burada. Sen nerede oturuyorsun? Burada mı? Ben yakın köyde oturuyorum. Yakın köyde oturuyorum. Kışın nasıl gidip geliyorsun? Arabayla. Kışın arabamız var. Arabayla gidip geliyorum. Köyümüz yakın buraya. Hangi köy? Çekme. Ne tarafta? Bu taraf. Yok, Mudun tarafında. Mudunlu. Bu tarafa doğru mu? Güney tarafı. Bu yol böyle devam ediyor değil mi? Tabii. Nasıl işler? Bu yol Adapazarı'na gidiyor. Adapazarı'na kadar ulaşıyor. Taşkent diyor, Adapazarı ulaşıyor. İstanbul'a yaklaşıyor. İstanbul'a yaklaşıyor. Tabii. Nasıl gidiyor işler? Var mı satış? Yok, yine ekmek varası çıkartıyoruz işte. Ne yapalım işte. Hafta içi ne yapıyorsun sen? Hafta içi köy işlerine uğraşıyorum. Köy işlerine? Evet. Evdesin. Evdeyim. Hayvancılık işte. Ürünleri satıyorsun. Tabii. Hayvanların var. Onlarla meşgul oluyor. Onlarla geçiyor zaman. Aynen öyle. Güzel. Benim de kanalım var da bir internet üzerinden öyle. Ne kanalı var? Böyle gezdiğim yerleri falan anlatıyorum. Öyle. Tamam, olabilir. Güzel, öyle şeyler çekiyorum. Seni de çok çektim. Çok iyi. Hem canlı hem heyecanlı. Evet. Değil mi? Buraya gelsinler mi? Ne söylüyorsun tabii, insanlara? Tabii, gelsinler tabii. İstanbul'dan yakın zaten, her yerden yakın. Ya, tabii. Burası Abant'ın tabiat parkı daha güzel. Evet, çok güzel. Tabii. Tabiat daha güzel burası. Tabii soğuk biraz da. Bu da olacak. Yazın nasıl? Yazın da soğuk mu? Yazın normal hava. Normal mi? Tabii. Ilık. Ben Mayıs'ta gelmiştim buraya. Mayıs'ta mı? Güzeldi, yemyeşildi her yer. Güzeldi o zamanlar. İyi, çok iyi. Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım, hayırlı işler. Hadi. Sağ ol. Evet, şu an Kubbe 6 diye bir yere oturduk. Gözlemeci, değişik gözlemeleri var. Yoğurtlu, patatesli, kıymalı kaşarlı, kıymalı patlıcanlı gibi değişik gözlemeleri var. Şimdi onu bekliyoruz. Evet, patatesli, kıymalı gözlemem, yoğurtlu gözlemem geldi. Bandı gibi hissettim kendimi şu an ya. Bunu
Bunun fiyatı ne kadardı? 10 lira mı? 10 lira mıydı? 14 mü? 14 liraymış. Bir de ayran söyledik. O da 3,5 lira. Şu an çikolatalı, tahinli, cevizli, katmer söyledik. Onun tadına bakacağız. Ne kadardı bu? Bunun fiyatı ne kadardı? 10 mu? Sen de hepsini 14 diyorsun onu. Söyle fiyatı çabuk. 14 lira. Evet. Katmer 14 lira. Sıcak. Evet. Hemen yemeyin. Sıcak. Evet. Kubbe altında burada yedik yoğurtlu gözlemeyi. Şimdi kahve içmek için başka bir yere gideceğiz. Sahibi Kubbe Altı'nın işte müdürü, CEO'su bize Türk kahvesi içilecek güzel bir yer önerdi. Yine hamamın yanında olmak suretiyle. Evet, adamın tarif ettiği yeri bulduk ve kahve. Oh, school ha. Güzelmiş. Evet, şu an ve kahvedeyiz burada. Böyle. Böyle bir haldeyiz. Şimdi burada kahve içeceğiz. Hamamı kafeye çevirmişler. Güzel bir kafe. Burada çay kahve içtik. Birazdan otelimize geçeceğiz. Güzel bayağı içi. Bolu'da çok hamam var. Evet, şimdi çıkıyoruz odadan. Yedigöller'e doğru gideceğiz. Evet, Bolu'da bu otelde kaldık. Karpalas. Geceliği 300 lira. 3 kişilik odanın kişi başı 106 liraya falan geliyor. Kahvaltısı da var. Güzel de açık büfe kahvaltısı da. Abant Gölü'ne burası yarım saat mesafede. Yedigöller'e ise bir buçuk saatlik mesafedeymiş. Buradan merkezde Bolu merkez yaklaşık bir 10 dakika falan, bir 7 kilometre falan. Şimdi buradan Yedigöller'e gideceğiz. Evet, şu an Yedigöller'e çıkmak için biraz tırmandık ama bundan sonra kar başlıyormuş. Kar başladığı için çıkamıyoruz. Çünkü arabada zincir yok. Zaten zincir olsa da çıkamaz. Çünkü kayıyor. Zincir de kayıyor yani. Yerler zaten buz tutmuş. Baksana buz tutmuş ya. Tutmamış. Tutmuş. Bazı yerler tutmuş. O yüzden çıkamıyoruz Yedigöller'e maalesef. Biraz daha belki güzel havalarda falan çıkılır. Bilemiyorum. Baksanıza yerler. Buradan sonrası full kar yani. Çıkmaya cesaret edilmez. Zor. Şu an Gölcük Gölü'ne geldik. Gölcük Milli Parkı'na geldik. Buradan göle gideceğiz. Yedigöller'e gidemedik. Çünkü Yedigöller'in yolu bayağı karlı olduğu için çıkamadık. Biz de Gölcük Milli Parkı'na gelelim dedik. Evet, şu an milli. Buranın adı ne? Gölcük Kafe Restorant. Gölcük Kafe Restorant. Evet. Evet, şu an Gölcük Kafe Restorant'a geldik. İçi de çok güzelmiş ha. Hı? Buraya mı oturalım? It's cool. Şöminesi de var. Böyle bir yere geldik şimdi. Şanslı böyle gördüğünüz gibi. Full car. Evet, şu an Gölcük Gölü'nün tam kenarındayım. Göl böyle, küçük bir göl.
buz tutmuş şu an. Ocak ayının 15'indeyiz ve kenarları buz tutmuş gölün. Ama çok güzel bir göl. Evet, burası Norveç değil. Burası Bolu'da bir göl. Gölcük Gölü. Tepede bir cami var galiba. Nerede bu cami ya? Tepede. Köy mü var tepede? Ne oldu, düştün mü? Düştüm be kızım. Bu kaçıncı düşüşün? İkinci düşüşüm. Dizim çok...